dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere kul hakkı en büyük günah mıdır? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Kul hakkı mı en büyük günahtır, yoksa sizlere bu bedeni veren, bu dünyayı veren, sayamayacağınız kadar büyük nimetleri veren Allah'ın hakkı mı daha büyüktür? Tartışmasız kul hakkı yemek en büyük günahlardan biridir. Affı da yoktur. Allah Kur'an-ı Kerim'de kul hakkı yiyenlerin karınlarının ateşle doldurulduğunu ayetlerde anlatır. Bununla ilgili ayeti de sizlere okuyacağım. Nisa suresi 10. ayette Allah şöyle buyurur. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz ancak karınlarına ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Yani sonuçta kul hakkı yiyenlerin yatacak yerleri yoktur. Yetimlerin mallarını içleri bile sızlamadan yiyenlerin karınlarının ateşle doldurulacağı bu ayette çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Ama şu çok acıdır ki İslam dünyasında bu kul hakkını ağzına sakız yapan insanlar en çok kul hakkı yiyen insanlardır. Kul hakkı dediğimiz şey sadece bireysel bir şey değildir ki Türkiye'de kamu yönetimine gelen insanların yediği kul hakkına şöyle bir bakın bakalım. Türkiye'de kim iktidara gelirse gelsin kendisine ve yedi sülalesini etrafındaki bütün insanları zengin yapıyor. Bu nereden geliyor peki bu derenin suyu? Yani lafa geldiği zaman Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, İslam'ı dilinden düşürmez bu tür insanlar. Camilere girerken camilerin içinde şovlarını yaparlar, camilerden çıkarken de şovlarını yaparlar. Boy boy fotoğraflarını, boy boy videolarını izlersiniz bunların. Geçenlerde Almanya'da iktidar değişti. O beğenmediğimiz Hristiyan Angela Merkel'in iktidara gelirken bir dairesi varmış. Hala bir dairesi var. Bir de Türkiye'deki insanların haline bir bakalım. Lafa geldiği zaman tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmez diye şovunu yaparlar. Ama etraflarında kimleri varsa hepsi hamuduyla zengin olmuştur. Peki bu kul hakkı değil de nedir? Türkiye'de gelmiş geçmiş iktidara gelmiş insanların hepsi de bunu yapmıştır. Hiçbirinde yatacak yeri yoktur. Benim burada bahsettiğim sadece iktidarlar değil, kamu yönetiminde belli bir makama, mevkiye gelmiş insanların hepsi de bunu yapıyor. Şimdi bu kul hakkı değil de nedir? Hem de katmerlisidir. O beğenmediğimiz Hristiyanlar, Yahudiler bunun binde birini, milyonda birini kendi ülkelerine, kendi insanlarına yapmazlar. Şimdi bu tür insanlar vatanseverliği de hiç kimseye kaptırmazlar. Bir Alman'a bakın, Fransız'a bakın, İngiliz'e bakın, Amerikalı'ya bakın. Onların vatanseverliğinin binde biri yoktur bunlarda. Çünkü onlar ülkelerine hainlik yapmazlar bu konularda. Ülkelerinin ve halklarının menfaatini gözeterek çalışırlar. Şöyle bakın, bir onların durumlarına bakın, bir de bizim durumumuza bakın. Zaten bunu görürsünüz. Şimdi gelelim Allah'ın hakkına. En büyük hak Allah'ındır kulları üzerinde. Her şeyden önce sizleri yoktan var etti. Dağları, denizleri, hayvanlara, bütün mahlukatı insanın emrine, insanın hizmetine vermiştir Allah. Bizlere sayısını sayamayacağımız milyonlarca nimeti veren Allah'tır. Sayısını sayamayacağımız neredeyse milyonlarla ifade edilecek yiyecek, içecek, meyve, bitkileri Allah insanların emrine vermiştir. Fatır suresi 3. ayette Allah şöyle buyurur. Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayınız. Size yerden ve gökten rızık veren Allah'tan başka bir yaratan mı var? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sonuç olarak hak olarak en büyük hak Allah'ındır. Şimdi şöyle düşünelim. Allah bizleri yoktan var etmeseydi, yani yaratmasaydı, başka kulun hakkını nasıl yiyecektik? Videomun başında ayetle beraber okuduğum gibi kul hakkı en büyük günahlardandır, affı da yoktur. Ama Allah'ın hakkı hepsinden büyüktür. Yani bizleri yoktan var eden, bu kadar sayamayacağımız nimeti veren Allah'a gereği gibi kulluk yapmazsak asıl sakatlık oradadır. İşimiz çok zor olacaktır. Bundan dolayıdır ki elimizden geldiğince Allah'a kulluk yapmaya çalışalım. Allah'ın hakkını vermeye çalışalım. Allah hepimizi kul hakkı yemeyen, Allah'ın hakkını veren kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.